Selamlar, ben Fevzi Tekinalp. Kesişen Yollar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Bilgem Çakır. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sohbetlerimiz en başında eğitim üzerinden başlıyor. Sonra spesifik sorular alıyoruz, chatten sorular alıyoruz. İlk sorumuz, sizi biraz daha yakından tanımaya başlayalım. Bilgem Çakır kimdir, nedir? Sizi hiç tanımayan birine kendinizi nasıl tanıtırsınız? Yani ben bir yazılım mühendisiyim. Şu anda girişimcilik yapıyorum ama hayatımın çok büyük bölümünde özellikle bilgisayar grafikleri, işte optimizasyon, animasyon teknolojileri, oyunlar gibi alanlarda çalıştım. Kariyerim boyunca türlü irili ufaklı şirketlerde yer aldım. Yani böyle ilk 16-17 yılında küçük startuplarda da yer aldım çalışan olarak. Çok büyük kurumsal şirketlerde de yer aldım. Türkiye'de, Avrupa'da ve Amerika'da. Bunun içinde bir 11 yıl toplam olan bir bölüm var. Üst üste Microsoft'ta ve Amazon'da çalıştım. Oralarda biraz sıra dışı çılgın projeler yaptım. Ama son 5 yıldır işte 2017 başında ayrıldım Amazon'daki işimden ve kendim girişimcilik yapmaya karar verdim. Ondan yaklaşık 1 yıl sonra da şu anda hala içinde olduğum kurucu takım arkadaşlarımı buldum, co-founder arkadaşlarımla bir araya geldim ve son 4 yıldır işte bu Clay Token oyun stüdyosu diye bir oyun stüdyosunu başlatmaktayız. Bu arada bu 5 yıllık süre zarfında son 5 yıl içinde yani. Bir de bir YouTube kanalı kurmuştum. Yalın Kod adında. Şu anda beni Türkiye'deki yazılımla ilgilenen insanların bir kısmının tanımasına aracılık eden şey de o oldu. Orada işte bazı böyle mühendislik, benim daha önceden Amazon'da, Microsoft'ta birilerine mentorluk ederken, oraların mentorluk programları içinde daha tecrübesiz arkadaşlarla eşleştirildiğimizde konuştuğumuz konular veya benim daha tecrübeli, kendimden daha tecrübelilerle eşleştirdiğimde konuştuğum konulara benzer konuları hakkında konuştuğumuz videolar yaptığım bir seri. Ondan sonra işte Türkiye'de zaman zaman çeşitli etkinliklere katılıyoruz. Oralarda buluşuyoruz. Mühendis arkadaşlarla ve bu benim yaptığım şeyler. Ben kısaca özet böyle özetlemek üzere. Teşekkür ederiz. Öncelikle biraz eğitim hayatınızdan itibaren başlayalım. Bir saniye. Okey. Bu işe nasıl başladınız ve elektrik elektronik mühendisliği okudunuz ODTÜ'de? Neden elektronik mühendisliği tercih etmenizdeki sebep neydi? Aklınızda hep elektrik elektronik okumak var mıydı yoksa sınava hazırlık döneminde alınmış bir karar mıydı? Evet, yani benim elektrik, elektronik ve yani bilgisayar yazılım etrafında bir şey yapmak istediğimi ben çok küçük yaşından beri biliyordum. Yani ta ilkokuldayken ben 80'lerde ilkokuldaydım. 80'lerin ortalarında. O sırada böyle yani kendi kendime bu o zamanlar şu anda da hani ünlü olan Neil deGrasse Tyson'ın Kozmos belgeseli var biliyorsunuz. O Kozmos'un ilk orijinali Carl Sagan'ın sunduğu Kozmos. TRT getirmişti onu. 80'lerin başı. Yani benim jenerasyondaki pek çok kişi ki böyle mühendislik, bilim falan alanlarına çok heyecanlandırmış ve yönlendirmiş etken programlardan biridir o. Ben böyle onu izlerken falan özellikle bir Voyager'ları anlattığı bir episod vardır onun. Voyager'ları falan böyle anlatıp üzerine işte o Carl Sagan'ın dizayn ettiği bir böyle bir plaka var. İşte bu Voyager'lar bir gün bir dünya dışı
civilization tarafından bulunursa, hani üzerinde işte insan var, şey var, içinde işte yanında bir tane plak var, 50 dilde merhaba diyor falan, Türkçe de var o dillerin içinde vesaire. O olay beni çok heyecanlandırmıştı. Ben böyle ilkokul 3'te falan kendi kendime karar vermiştim ki ben bir gün işte ben hayatımı şeye adayacağım. Yani böyle işte bilim adamı olacağım ve uzaylılarla bağlantı kuracağım falan filan gibisinden bir karar alıp kendi kendime şey demiştim. Yani bunu yapabilmem için ne gerekiyor diye 3. sınıftaki halimle. Yani bakmıştım böyle işte roket falan, yani bunları hani öğrenmek, anlamak gerekiyor. Bir de yani o roket bir tek roket olmadığını, onun içinde elektronik devreler bilgisayarlarla yönetildiğini de biliyorum. Dolayısıyla benim elektronik devre bilgisayar falan yapabilmem gerekiyor falan diye düşünerek. Tamam, o zaman ben bir elektrik, yani buraya baktım ve böyle şimdi roketi öğrenmek daha zor. Onu daha ilerleyen yaşlarda öğrenirim ama şimdi ilkokul 4'ten falan itibaren elektronik öğrenmeye başlayayım diye başlamıştım. Yani böyle elektronik üst sınıfların o lise, şey, ortaokul, ilkokul 5 fen kitaplarının falan elektrik deneylerini, böyle bobin, o zamanlar böyle yani kablolar falan daha yani kolay bulunabilen şeyler değildi. Yani böyle mahalledeki elektrikçiden gidip şey kablosu isteyerek, böyle bobin kablosu, yani şey motorlara, elektromagnetlere sarılan kablodan, dışı böyle içi bakır, dışı izole boyayla boyalı, onlardan falan alıp böyle onlarla deneyler, ampul yak, işte zil yap falan gibi şeylerle başlamıştım. Sonra yani ortaokulun hemen başında Bereket elektronik set diye bir şey çıkmıştı. Onun böyle parça içinde transistör var, rezistör var ve sen havya, lehim kullanmadan bunları böyle bağlayarak devre yapabiliyorsun. Onunla böyle benim tanışmam hazırlıktı, yani hazırlık orta bir. Ondan sonra da yani orta ikiye falan geldiğimde ben kendim devre yapabiliyordum. Ankara'da yaşıyordum, büyüdüm ben Ankara'da, yaşadım hayatımın büyük bölümünü, bütün öğrencilik hayatımı. O sırada Ankara'da işte Konya Sokak var, elektronikçiler çarşılarının olduğu. Oradan ben yani böyle 88-89 yıllarında gidip parça alıp, transistör, rezistör, kapasitör, kondansatör, yani Türkçesi onun, onları alıp böyle baskı devre falan bile yapmıştım. Önce elle çizerek, sonra pozitif 20 ile, ben orta 2'de pozitif 20 ile baskı devre yaptım. Yani benim evdeki PCB yapma serüvenimin ulaştığım top noktası. Yani bütün bunlar böyle çok strict elektronik ile ilgili konulardı. Fakat sonrasında şey, yani ben aynı zamanda bilgisayar da aldım tam o yıllarda. Ve yani işte Commodore 64'üm vardı. Yazılımla da iç içe girmeye başladım. Ve çok erken bir aşamada da orada da yazılımda da ben kendi alanımı tespit etmiştim. Yani Elite diye bir oyun vardı. İşte 80'lerin ortalarında çıkmış. Tamamen bu, yani bugün hani pek çok oyunun böyle övündüğü şeyleri aslında o zamandan yapabilen. Böyle prosedürel genere edilmiş, yani programla genere edilmiş bir evren. Hani içinde dolaşıyorsun bir sen uzay gemisiyle ve işte ticaret yapıyorsun, savaş yapıyorsun vesaire. Onun böyle grafikleri böyle wireframe dediğimiz 3 boyutlu grafiklerdi, böyle tel tel. Ben, o benim aklıma almış yani ilk gördüğümde. Orada da yani ben yazılım falan oldum. Zaten burada orta 2, orta 3'e geldiğimde artık uzaylılarla bağlantı kuramayacağımı, o işin beni aşacağını anlamıştım ama yani elektronik ve bilgisayar benim için hani çok kuvvetli şeydi. Ve ben biraz daha bilgisayara daha çok yöneliyordum aslında. Sonra üniversite sınavında işte onları yazdım sırasıyla. Bizim zamanımızda sınava girmeden önce tercihleri listelerdik. ODTÜ ve Bilkent'in bilgisayar ve elektronik bölümlerini falan böyle sırayla yazdım. Ankara'da olduğum için. Ve onlardan ODTÜ elektronik denk geldi. Sonuç olarak. Ve ODTÜ elektronik gittim. Yani elektronik Türkiye elektroniğe gittim de olmadım. Yani elektrik elektronik mühendisliği okumaktan da zevk aldım gayet. Ama yani elektrik elektroniğin 4. sınıfında bizim zamanımızda bir alana odaklanırsın. Veya yani bir alanın en az 4 dersini alman gerekir. İşte bu alanlarda işte sinyal işleme, bilgisayar, işte güç elektroniği falan gibi alanlar.
Ben orada bilgisayar alanına odaklandım. İnsanlar genelde işte 7 ders falan alıyoruz o son yıl. O 7 dersin 4'ünü bir alana odaklanıp 3'ünde bazen ikinci bir alandan daha alayım falan diye uğraşıyorlar. Ben onu da yapmadım. Ben 7 dersin 7'sini de kompütürden aldım. Tamamen benim okuduğum bütün 4. sınıf dersleri bilgisayarla ilgili derslerdi. Bazıları bunların yazılım dersleriydi. Bazıları bilgisayar mimarisi, mikro işlemci vesaire gibi derslerdi. Dolayısıyla ben böyle 4. sınıf itibariyle bayağı yazılım bilgisayar eksenine dönmüştüm. Elektronik okumama rağmen. Üstüne de sonra zaten bilgisayar master da yaptım. Ve tamamlayamadım onu. Yani bilgisayar master'ının bütün derslerini verdim. Fakat tezini teslim etmeden Amerika'ya geldim. O şekilde benim bilgisayara doğru bir kayışım oldu. Ama elektroniğe de ta ortaokuldan, liseden gelen bir ilgim hep vardı. O yüzden bu şekilde gelişti olaylar. Teşekkür ederiz. Şu an lisede olan ve bu alana yönelmek isteyen öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Sizin çok güzel bir videonuz vardı. Üniversite ve bölüm tercihi üzerine 37-38 dakika olsa gerek. Ben onu tercih döneminde bayağı izlemiştim. Faydalandınız diye inşallah. Evet. Umuyorum. İşte böyle girişi çok güzel. Mesele hangi üniversiteyi veya hangi bölümü tercih ettiğiniz değil. Mesele hayatınıza yön vermek ve sizi mutlu eden bir hayatı dizayn edebilmek. Girişini hala hatırlıyorum. Güzel. Valla yani işte aşağı yukarı aynı şeyleri diyorum o konudaki benim bakış açım. Hani yani bu alana yönelmek isteyen öğrenciler derken eğer bilgisayar mühendisliği, yani yazılım mühendisliğini kastediyorsak yazılım üzerinde, teknoloji üzerine çalışacak arkadaşlara, genç arkadaşlara benim önerim zaten yani bunu hani sevip sevmediklerine dair hani böyle sürekli kendine, insan bunu zaten hayatı boyunca yapmalı. Ya bir dakika ben şu an buradayım, ne yapıyorum? Bu yaptığım şey beni mutlu ediyor mu? Yani bu mutlu etmiyor, bu sorunun cevabı geçici süreler hayır olabilir, bu da okey. Ama hani bir hedefe doğru gidiyor muyum? Yani şu anda bu sevmediğim işe katlanıyorum. Çünkü işte 6 ay sonra şu olacak ve ben oradan bir kazanım elde edeceğim. O zaman da bu durum değişecek gibi bir diş sıkmaysa okey, ama yani ya burada ben memnun değilim, mutlu değilim hayatımdan deyip hem de ama bir çıkış da görmüyor olmak hani kronik mutsuzluk, ona dikkat etmek lazım. Lisede bu alanlara böyle teknoloji, yazılım alanlarına ilgi duyan arkadaşlar ben yani hafif hafif kurcalamalarını öneriyorum. Yani okul hayatı yani şu anda size çok hani yoğun geliyor olabilir. Okula gidiyorum, geliyorum, ödev yapıyorum falan. Hani tabii kolay değil yani eminim ki tempolarınız, ama boş zamanlarınız olduğuna da eminim. O boş zamanları biraz böyle kendince bazı projelere, bazı şeylere bakarak, öğrenmeye çalışarak falan ilerlemekte fayda var. Ki bu konuda artık yani çok fazla kaynak var dünyada bedava ulaşılabilen çok kolay bir şekilde. Böyle onlardan ufak ufak uğraşarak işte yazılımla, yazılım öğrenilecekse yazılım, işte ne bileyim yani web development'tan başlayarak öğreten zilyon tane hani kaynak var. Oyun geliştiriciliğiyle vesaireyle ilgileniyorsanız onunla ilgili Unity ile bilmem neyle çalışabileceğiniz bir sürü kaynak var. Böyle bu konuda da bir video yapmıştım ben, yani nasıl öğrenilir ve nasıl başlanır, nasıl gelişilir gibisinden. O oradaki şeyleri şimdi tekrar etmeyeyim. Yani kısaca ben orada bir kişinin bir konuda gelişme, başlaması ve gelişmesiyle ilgili üç sac ayağı olduğunu düşünüyorum. Bir, akademik öğrenme, böyle kitaplardan, derslerden, okullardan. Biri projeyle öğrenme, biri de sosyalleşme. Yani bir sosyal ağın içinde bir grup arkadaş, bir grup rakip, bir grup beraber yol alacağınız insanla birlikte bu tecrübeyi edinme. Bu üçünü de liseden itibaren insanlar yapmaya başlayabilir. Hatta keşke herkes bunu liseden itibaren yapmaya başlasa. Çünkü lisede var yani çevrenizde sizinle beraber buna ilgi duyacak arkadaş da bulacaksınız, sosyal ekibi de bulacaksınız,
akademik kaynaklara da erişebileceksiniz ve küçük küçük projeler de yapabileceksiniz. O yüzden lisedeki arkadaşlara olan önerim, hayatının başka bir noktasında olan arkadaşlara önerimden farklı değil bu konuda. Ufak ufak incelemeye, çalışmaya başlamak ve de tabii lisedeki olanlara özel olan bölüm, işte senin de bahsettiğin konu, yani üniversite sınavı geliyor. O sınav zamanında mümkün olduğunca bu alanlarda eğitim almanızı sağlayacak bir üniversite ve bölüme yönelmek. Ve o konuda da ben hep şeyi savunuyorum, yani bölüm üniversiteden daha önemli. Yani bunların ikisi de önemsiz değil, tabii ki ikisi de çok önemli ama bölüm bence biraz daha önemli. Yani size daha çekici bir gelen bir üniversitenin konuyla alakasız bir bölümüne gitmektense, biraz daha az çekici gelen bir üniversitenin veya puanı biraz daha düşük belki olan bir üniversitenin konuyla ilgili olan bölümüne gitmek bence daha hayırlı diye bağlayayım. Teşekkür ederiz. Ben de bu konuda sizin gibi düşünüyorum. Bir sonraki sorumuz. Bu soruyu öncesinde aslında biraz değindiniz. Kendinize üniversitede neler kattınız? Genç Bilgem üniversitede vaktini nasıl geçirirdi? Üniversite en çok hangi yanınızı geliştirdi? Yani üniversitede, benim üniversiteyi geçirişim iyi bir geçiriş değildi. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Yani ben şimdiki aklım olsa üniversiteyi çok daha iyi geçirirdim. Belki herhalde bunu düşünmeyen de yoktur. Bu da çok özgün bir söylem değil ama. Yani genç bir Bilkem üniversitede vaktini bayağı saçma sapan geçirdi ya. Yani şöyle, yani çok iyi olduğunu düşündüğüm şeyler de yaptım. Ben çok aktiftim. İşte spor yapıyordum. Böyle üniversitenin birinci yılı. Ben yani lise, ortaokul, lise boyunca voleybolcuydum. Lisanslı voleybolcuydum. Sonra liseden sonra bir yıl Amerika'da değişim öğrenciliği yaptım. Lise bittikten sonra. Sonra geri geldim, ODTÜ elektroniğe girdim. O özellikle yani benim işte vücudumun gelişmesi vesaire falan zamanlama olarak da benim böyle voleybolculuğumun da gerçekten iyi bir seviyeye varması Amerika'ya gitmemi buldu. Maalesef Türkiye'deki lisem bundan bir şey kazanmadı ama Amerika'daki geçirdiğim yılda falan bayağı profesyonele yakın seviyede voleybol oynadım. Sonra Türkiye'ye geldiğimde de yani böyle birinci yıl voleybol oynadım. Böyle yani şey bir takımda. Sonra 5 yıl boyunca ODTÜ'deydim. 5 yıl boyunca ODTÜ'de Amerikan futbolu oynadım. Bu takımın kaptanı oldum. 5 yıl boyunca kaptanıydım yani. Dolayısıyla böyle sürekli çok vaktim alıyordu o takımın organizasyonuyla falan. Bir yandan uğraşıyoruz, bir yandan yani bilmediğimiz bir spor öğrenmeye çalışıyoruz. İşte falan. Amerikan futbolu da çok derin, taktiksel yönü olan bir spor falan. Böyle oralara deliler gibi zaman harcıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Falan öyle yani, onlar işte arkeoloji topluluğundaydım. En yakın arkadaşlarım oradaydı. Ben de oraya gittim. İyi ki de gitmişim. Sonradan evlendiğim eşimi orada buldum. Falan ama yani o arkeoloji topluluğu, Amerikan futbol takımı, bir de müzik grubumuz vardı bizim, yine işte Semih'le beraber çok sevgili. Böyle yani işte progressive metal grubumuz var. İşte beste yapıyoruz, konserlere çıkıyoruz falan. Böyle bütün bunları yaparken benim derslerim de çok iyi değildi. Derslere katılım gösterme konusunda çok zayıftım. Yani dönem dönem iyi katılım gösterdim. Dönem dönem de kopardım derslerden. Çok büyük hata yani. O yüzden de ders notlarım da benim olabileceği kadar iyi olmamıştır mesela. Tek yani oradaki şey, benim böyle üniversite yıllarımda en belki iyi yaptığım şeylerden biri. Dediğim gibi yani bu işte bir derslere çalışma bakımından, ben yani dediğim gibi çalışkan bir öğrenci değilim, derslere girmiyorum, ödevleri yapmıyorum falan. Bunların yani çok şiddetle bunların aksini öneriyorum izleyen arkadaşlara. Hani politik doğruculuk olsun diye de değil. Hakikaten çok akılsızca bir şey derslere girmemek.
ve ödevlerini yapmamak. Çünkü orada böyle size hazırlanmış, paketlenmiş bir yapı, birileri oturmuş sizin için. Yani atıyorum elektromanyetik konusu, bu konuyu bilmeyen birisine nasıl, hangi sırayla anlatılırsa bu kişi bunu iyi öğrenir diye kafa yormuş insanlar. Bunu pekiştirmiş 10 yıllar boyunca ve bir ders paketi olarak hazırlamış. Bir insan gelip sana onu haftada 4 saat sırayla anlatıyor ve sen gidip buna yani katılmayarak o kadar salaklık ediyorsun ki, yani hani çok çok büyük bir, yani sonra hayat boyunca ben hiçbir şeyi o kadar rahat öğrenme fırsatı böyle altın tepside sunulmayacak. Sonradan bir şeyleri kendin araştır araştır öğrenmeye çalıştığında anlıyorsun yani o dersin, okuldaki hocanın falan faydasını, değerini. O yüzden hani o derslere falan girmek lazım. Benim orada dediğim gibi tek bence kötünün iyisi birazcık yaptığım bir şey şu oldu. Ben derslere girmezdim. Sonra da oturup yani şeyleri, vizelerden falan da düşük not almayı göze alırdım. Gidip finalden böyle çok abanarak çalışıp bir final notuyla kurtarıp hani geçip ortalama bir notla geçecek kadar idare edeyim gibi bir yaklaşımım vardı. Ama o sırada ben o finale dürüst bir şekilde çalışırdım. Yani oturup böyle hakikaten konuları anlayıp anlamadığımı, ben bir konuyu anlayıp anlamadığımı iyi tayin edebilirim. Tamamen böyle kafamda oturtup oturtmadığımı. O oturtana kadar bir sonraki konuya geçmeyerek yeri geldiğinde, yani inatla o her konuyu iyi öğrendiğinden emin olarak finale çalışırdım. Sonrasında da her soruyu yapamazdım tabii. Finalde ace'leyemezdim ama yani derslerimi geçerdim bu şekilde. Fakat bunun sonucu olarak ben yani o dersten çıktığımda o konuyu bayağı iyi çalışmış, böyle üzerine kafa yormuş, anlamak için dürüstçe çaba sarf etmiş biri olarak çıkardım. Yani bazen öğrenciler şey yapar. Bunun da güzel, yani mantıklı sebepleri var. Anlıyorum niye böyle yaptıklarını. Mesela bizim bölümde şey olurdu. ODTÜ Elektronik'te önceki yılların soruları böyle teksirler halinde satılırdı zamanında. Fotokopiler. O sorulara insanlar çalışırdı. O sorular da böyle hep tricky sorular olurdu. Ve o soru tipini anlayıp onu nasıl çözmesi gerektiğini anlar ama ve böylece benden de daha yüksek notlar alırlar. Ama bazen her şeyi böyle bütün konu bütünlüğü olarak oturtamamış olabilir öyle çalışan birisi. Yani ben onu yapmadım. Ben gidip konuyu kitaptan çalışır, kitaptaki örnek soruları falan çözerdim. O yüzden de notlarım iyi değildi. Yani bir şekilde işte mezun oldum, idare edecek. 2.80 mi neydi benim yani şeyim? 3 bile değil yani hani 4 üzerinden benim ortalamam. Ama konuları genel olarak öğrenerek ve işte kopya falan çekmezdim. Yani iyi niyetli bir öğrenciydim. Ve bazı sevdiğim dersleri de tabii iyi, onlara daha ilgi. Yani hocasını sevmişsem falan, böyle iyi diyalog kurabilmişsem o derslere de daha dikkatli, daha iyi çalışıp daha da yüksek notlar alırdım. O şekilde geçirdim yani vaktimi. Şimdi olsam böyle geçirmem. Şimdi olsam derslerin hepsine giderim. Yani sevmediğin derse bile hani ne olacak ki, git yani. Adam hazırlamış, paket yapmış diyorum ya. Yani böyle bir hizmet yok yani. Altın tepside sana konu anlatıyor birileri. İsterse kötü anlatıyor olsun. Yani hani böyle iyi bir öğretmen değil belki anlatan kişi falan. Okey yani hala git orada. Yani sanki o oradan kurtaracağımız bir saati, iki saati haftada çok verimli başka şeylerde mi geçiriyoruz? Yani ya çok iyi mi dinleniyoruz o sırada? Yani o sırada tamamen yayıp yatsak hani çok büyük refresh şansı mı oluyor? Hayır yani o hakikaten o zamanı kullanılabilecek, olabilecek en iyi kullanımı derslere girmek ve ödevleri yapmak. Zaten derslere girer ve ödevleri yaparsanız bizim bölümde kesin geçiyordunuz yani. Hani onu yapsan hiç böyle eyvah kalır mıyım, şu dersten de bir şey olur mu falan gibi kaygılar geçirmeden yaşamak da mümkün. Fakat bunun yanında hani şey, yani bu akademik tarafı işin. Akademik olmayan tarafta da biraz bir sosyalleşme, bir takım öğrenci topluluklarında yer alma, bir takım sporları yapma falan konusunun da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Onu böyle yani benim yaptığım kadar çok zaman ayırarak veya böyle sporun dışında da başka faktörlerine, o takımın organizasyonuna vesairesine o kadar vakit harcamadan yapmanın mümkün olduğu sporları da seçebilirsiniz. Daha iyi anlaşılan, koçu belli, şeyi belli bir takıma gidersiniz. Hani böyle şeyler yapmanız gerek olmaz. Ama yani spor yapma bölümü önemli. Onu da böyle bundan birkaç yıl önce
Selma'la sevgili bir sohbetimizde konuşmuştuk. Yani böyle bir iddialılık olayını kazandırması açısından ben sporların gençler için iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Böyle bir yani bir maça çıkma, bir rakiple mücadele etme, o rakibi yenme falan. Bunlar önemli konular bence. İnsana o iddiayı ve özgüveni veren. Onu kazandıracak şekilde böyle bir yani spor dediğim haftada bir halı sahaya maça gitmek değil. Yani spor dediğim bir spor takımının içine girip o takımın gerektirdiği antrenmanını, haftada işte iki kere, üç kere antrenmanını, onun yanında belki işte ne bileyim kondisyon antrenmanı, koşunu, yüzmeni, işte ağırlığı kaldırmanı vesaire falan sana yaptırtacak bir şekilde o disiplini sana uygulatacak ve sonra da o disipline gidip birileriyle yarıştığın, yenmeye çalıştığın, bazen yenildiğin, bazen yendiğin bir spor deneyimine girmenin de ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bence herkes mümkün olduğunca öyle bir şeylere de girmeli. Teşekkür ederiz. Bu arada en başta saydığınız neredeyse tüm hataları ben şu anda yapıyorum. Yani kendime pay çıkarmaya çalışacağım. tavsiyelerinizi verdiniz bence. Evet. Şu anda ne üzerine çalışıyorsunuz? Evet, şu anda biz yani bir dediğim gibi Clay Token bir oyun stüdyosu. İşte merkezi Seattle'da hardcore oyuncu segmenti için böyle çığır açıcı oyunlar yapan bir oyun stüdyosuyuz biz. Bu oyunları ve onların arkasındaki teknoloji üzerine çalışıyoruz. Şu anda da ilk oyunumuz üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. İşte birkaç yıldır. Ve o oyunla ilgili çok yakında yani bir anonsunu duyurusunu yapacağız o oyunu. Böyle ilk adı ve ne oyun olduğu o zaman geçecek. Ondan önce şu anda oyunla ilgili çok detaylı bir şey söyleyemiyorum ama bu oyun böyle bazı yönlerden bazı feature'ları dünya çapında özgün olan, kombinasyon olarak da özgün olan bazı böyle yapılması zor şeyler içeren yani dolayısıyla bir oyun ve bunun için biz yakın zamanda bir takım da kuruyoruz. Türkiye'de, Ankara'da bir takım kuracağız. Bugünlerde ben şu anda bu işlerle uğraşıyorum. Yani yıllardır biz bir yandan geliştirmesini yapıyoruz. Ben onun o şirketin CTO'suyum. Yani Chief Technical Officer'ıyım. Yani mühendislik tarafına ben bakıyorum. Bir yandan dolayısıyla ben yani böyle elim kodun içinde bir şekilde kod geliştiriyorum yıllardır. Bir yandan da aynı zamanda yani şu anda şey olmadığı için, daha şirket çok yeni olduğu için bu son bir yılda falan şirketin CFO'luğunu da üstlendim ve yani Chief Financial Officer'lığını, finans tarafıyla ilgili işte projeksiyonlar, rakamlar ve yatırım aranması, bulunması, alınması süreçlerinde falan da rol oynadım. Ama zaten yani biz üç co-founder'ız. Kürşat Karamahtoğlu ve Fevzi Altuncu ile beraber. Bu üç kurucu ortakta zaten bu işlere yani bu özellikle administratif, yönetimsel işler, finans, yatırım, iş bağlantıları falan gibi konularda zaten üçümüz de rol oynuyoruz. Ama şu anda benim içinde olduğum durum bu ve yani şu bugünlerde tam özellikle üzerinde odaklandığım konuda takım kurulması. Biz Ankara'da böyle 5 ila 10 kişi arası bir birinci yılında 5 ila 10 kişi arası bir sayıda insan alacak, mühendis alacak bir mühendislik takımı kuruyoruz. Bunun işte ilk bir yani ilanların duyurusunu yaptık bundan bir hafta kadar önce, 1,5 hafta kadar önce ve onun amacı hani insanlara interviewlere çalışma için zaman vermekti. Çünkü zor interviewler yapacağız. Çünkü yani belli nitelikleri olan insanları seçmeye çalışacağız. Bu aralar o işte şimdi o ilanların kendilerinin yapıları üzerinde
buralarda soracağımız soruların hazırlanması, interview'lerin hazırlanması ile ilgili. Ve daha sonra da işe alacağımız arkadaşların, buna onboarding diyoruz biz normalde hani bu camiada. Yeni işe alınan bir kişinin birinci gün işe geldiğiyle, geldiniz böyle, aa hoş geldiniz işte bilmem ne hanım, buyurun oturun şurası sizin masanız dendikten sonra, o kişinin ilk olarak projeye bir şey kattığı an, o iki zaman arasında geçen plan, yani bunu planlamazsanız bu böyle aylar sürebiliyor. İyi planlarsanız bunu 2 haftaya falan indirebiliyorsunuz teknik bir konuda. Yani kod yazılımdan bahsediyorsak mesela, gelen mühendisin koda ilk komitini yapması. Bunun için bizim hedefimiz 2 hafta mesela. Kodu öğrenecek, tool'ları öğrenecek, bizim mimariyi öğrenecek vesaire vesaire. Bir sürü şey öğrenmesi gerekiyor buradan buraya gelebilmesi için. Burayı nasıl geçecek? Neler, biz ona ne tip, hangi dokümantasyonlar, hangi belki egzersizler, hangi adımlar konusunda bir support sağlayacağız ki bu kişi bu noktaları bir an önce gidebilsin. Buna onboarding. Biz bu onboarding planlarıyla falan ilgili, o onboarding materyalleriyle ilgili falan da ben yoğun çalışıyorum bu aralar. Şu anda yaptığım şey bu. Bu şekilde böyle iddialı bir böyle, yani dünya klasmanında world class bir projemiz var. O projeyi yapacak world class bir ekip kurmaya çalışıyoruz. Bu ekibi kurmakla ilgili yani insan kaynağı yönetimi ve çekim, yani atrakte etmek, yani insanların Clay Token'da çalışmak isteyebilecek kişilerin bundan haberdar olması ve onlara şirketin gerçekten dürüst bir şekilde çekici gözükmesi ile ilgili konulara falan çalışıyoruz. Şu anda yaptığımız şeyler böyle. Biraz da yalın kod projenizden bahsedelim. Proje mi artık? Yalın kod nasıl oldu? Sizi tetikleyen neydi? Kırılma noktası neydi yalın kodun? Ve chatten çok fazla soru gelmiş. Hani Bilgem abi YouTube'a neden video çekmeyi bıraktı? İşte tekrar video çekecek misiniz? Bu gibi sorular gelmiş sürekli. Yani ya yalın kod... Yine hani takip edenler hatırlayacak veya biliyorlardır, görmüşlerdir. Ben çok uzun yıllar işte Microsoft, Amazon'da hep çok gizli projelerde çalıştığım için hiçbir yerde, hiçbir sosyal medyada falan işle ilgili bir şey söylemeyen, konuşmayan, paylaşmayan falan birisi olmak durumundaydım. Ki ben yani ondan önce zaten ben Microsoft'a girerken daha Facebook yoktu, yani yaygın şekilde kullanılmıyordu. Yani dolayısıyla benim Microsoft'tan adımımı atmamla Amazon'dan çıkmam arasındaki geçen sürede sosyal medya meydana geldi yani dünyada. O arada da işte yani çok gizli proje, yani benim çalıştığım projeleri eşim bilmiyordu. Yani ben böyle Amazon'a 2,5 yıl gittim geldim. Sonra Jeff Bezos sahneye çıkıp Firefox'u tanıttı. Ben de Seval'e dedim ki, Seval işte bak bu benim yaptığım şey dedim yani. Yani o an itibariyle ancak duyurabildik ne yaptığımızı falan. O kadar böyle yüksek NDA'ler altında, böyle yani gizlilik sözleşmeleri altında falan filan çalışa çalışa geldikten sonra tam Amazon'dan ayrılmama çok yakın bir gün işte sevgili Uğur Özyılmazel abim, Vigo diye de bilinir. Vigo aradı. O sırada da o Türkiye'de böyle DevPod diye yine çok süper bombastik insan Üstün Özgür'le beraber, o ikisi DevPod diye bir şey yapıyorlar, bir podcast. Ve böyle YouTube kanalına da sonra evrilmiş, yani video formatına dönüştüler bir noktadan sonra. O böyle, ya sen gelsene bizim podcast'te işte konuk olarak katıl, biz böyle sürekli konuklar alıyoruz falan. Ben de dedim ki ona, abi tamam, yani ben Amazon'dan çıkmak üzereyim, çıkayım öyle geleyim çünkü yani hani zaten çıkmadan bir şey konuşamam diyerek ilk böyle 2017'nin ocağının son günü, benim Amazon'daki son günümdü. Şubat'ın böyle yani ikinci haftası falan gibi bir noktada da ben Vigo ve Üstün'ün podcastine çıktım.
böyle bir iki saat falan sohbet ettik onlarla. Onlar tabii yani bir de üstünle ilk defa o zaman tanıştım ben ama şeyle Vigo ile yıllardır tanışıyoruz. Böyle çok güzel, çok hoş sohbet oldu falan. Sonra onu o andan itibaren beni böyle bir Türkiye'de daha çok insan takip etmeye, benden haberdar olup takip etmeye başladı. Ve böyle ben de yani birkaç gün içinde böyle yüzlerce insan takip etti. İşte böyle bine varıyor falan, Twitter'da bir şeyler oluyor. Yani benim de Twitter'ımda böyle o sırada 4 tane tweet var yani. Böyle her bir 3'er yıl arayla atılmış. Proje ship ettikçe tweet etmişim. Başka da bir şey yok. Böyle bir sorular, insanlar sorular. Bir de herkesin kafasında işte ya bir insan Amazon'a nasıl girer? İşte ben de yurt dışına gitmek istiyorum, yurt dışında çalışmak istiyorum. Nasıl girerim falan. Öyle sorular soruyorlar. Ben böyle başta tek tek cevap vermeye falan çalışıyorum. Baktım yani böyle olmayacak. Dedim böyle bir yere bir tane bir kanal yapayım. Yani onun içine böyle 4 tane 5 tane video çekeyim, koyayım. İnterviyülere nasıl hazırlanır falan. Bir de bu interview hazırlığı konusu benim yani önem verdiğim ayrıca bir konuydu. Ve bunun yani şu anda demin bahsettiğim, şu anda bizim takım kuruyor olmamız dönemiyle ilgisi yok. Ben interviewler konusunda yıllardır önem veririm. Hem interviewe katılan kişi perspektifinden önem veririm. Hem de interviewi yapan şirket tarafından çok uzun zamandır önem veririm. Çünkü o çok zorlukları olan bir süreç her iki taraf için de. Ve gerçekten aslında bu ikisi, iki zıt taraf birbiriyle mücadele ediyor gibi algılanıyor. Çünkü zaman öyle de değil aslında yani. Aslında ben bir şirketim ve birisini interviewe alırken o kişi başarılı olsun istiyorum. Ki başarılı olsa da alsam ve böylece bu iş bitse ben işime dönmek istiyorum. Falan böyle bu konuda ben çok çalıştım Amazon'dayken de Microsoft'tayken de daha önce Türkiye'de Beko'dayken de biz takım kurduk falan. Dolayısıyla bu interview konusu benim özellikle hassas olduğum, daha iyi yapılması için neler olabileceği, daha içinde daha iyi performans gösterilmesi için neler yapılabileceğine dair çok yıllardır araştırdım, çalıştım falan bir konuydu. O konularla ilgili bir içerik üretmeye başladım Yalın Kod kanalını kurup ve o bazen şey diye algılıyor insanlar, hiçbir zaman benim amacım o değildi. Hani nasıl Amazon'a gider, nasıl yurt dışına gider? Yani izleyen insanların bazıları bu soruları, yani o bu kontentleri, bu soruları sorarak izlediler ama ben hiçbir zaman yani herkes dönüp bakabilir. Yani benim içerdiğim içerik, yarattığım içerik her zaman bir ülkeyle falan ilgili değildi. Her yer, Türkiye'de de çalışıyor olsanız, Türkiye'deki bir şirketten bir şirkete geçiyorsanız veya Türkiye'de kariyerinizde bir şirkette terfi alıyor olsanız da yararlanabileceğiniz şekilde içerikler üretmeyi ben hep gayret ettim. Ha burada bazı uygulamalarda yani Amerika'daki, Silikon Vadisi'ndeki, Seattle'daki teknoloji hub'larındaki bu şirketlerin bu şekilde bu işleri yapış şekillerinde Türkiye'deki ortalamadan daha ileride olunabilir. Her zaman da öyle değil. Bu arada bunu da söyleyeyim. Ama bazı şeyleri oradan alıp Türkiye'de uygulamakla ilgili konuştuğum şeyler de olmuştur. Ama hani onu da bir kez daha burada tekrar edeyim. Yani benim amacım hiçbir zaman nasıl kapağı yurt dışına atarsınız gibi bir fokus olmadı. Ve bunu da yani net aslında yansıttığımı düşünüyorum kontentte. Ne bileyim ne hiçbir zaman ben buralardaki maaş rakamlarını verdim ne işte böyle videolarımın başlıkları hiçbir zaman gel sen de işte atla Google'a hayatını yaşa falan olmadı yani hani öyle kontentler var çünkü görüyorum. Hani o YouTube'un ortaya çıkışı benim insanlara kariyerle ilgili normalde dediğim gibi Amazon'da, Microsoft'ta olmaya devam etsem mentorlarımla konuşacağım veya mentilerimle konuşacağım konuları konuştuğum, içerikler ürettiğim bir yer oldu. Bir yandan da tabii şey de vardı yani ben bu tamamen böyle ya ben çıkayım da bunları anlatayım tarafının yanında ben bir platform da oluşturmak istedim kendimi. Yani daha kendim için daha kalabalık bir insan grubuna ulaşabilecek. Çünkü işte bir şirket kurmaktaydım. Bir takım yani bir girişimcilik içindeydim. Bu girişimcilik serüveninin meyvelerini
de ileride insanlara ulaştırabilmek isteyecek. Ve işte mesela bu şu anda bizim Clay Token için takım kurmayla ilgili duyurumuzu benim bu kadar çok insana ulaştırabilmemi sağlayan şeylerden biri. Benim böyle bir platformu yalın kod gibi bir çaba üzerinden şu anda oluşturmuş olmam. Bu önemli bir koz olacaktı gelecek. Ben bunu da biliyordum. Yani kendi menfaatim de vardı dolayısıyla yalın kodu kurarken aklımda. O konuda da her zaman şeffaf oldum. Ama ben yalın kodu ben hiçbir zaman monetize de etmedim. Gidip yani herhangi bir 5 kuruş kazanmış değilim yalın koddan bugüne kadar. Reklam falan da yok zaten kapalı şeylerin üstünde. İzleyenler bilirler. Dolayısıyla yalın kod böyle bir şey. Bir yandan benim insanlara faydası olacağını umduğum bilgiler paylaştığım, bir yandan da adımı ve yani ileride yapacağım işleri daha çok insana ulaştırabilmek için bir platformun başlangıcı olarak ortaya çıkmış bir şeydi. Yıllar içinde akışı da çok enteresan oldu. Yani ben bir yandan çünkü orada sosyal medya yönetimiyle ilgili pek çok şey öğrendim, araştırdım, öğrendim. Uyguladım, denedim, gözlemledim, ölçtüm falan. Bunlar da enteresan şeyler. Yani o konuda bayağı beni bilgili hale getirdi. Ve yani son yıllarda o şey sorusuna da burada cevap vermiş olayım. Hani tekrar video yapacak mı? Neden yapmıyor falan? Neden yapmıyorun sebebi? Yani en son ben diyorum 2 yıl önce mi? 3 yıl mı oluyor? 2019'du sanırım en son yaptığım video. 2019'un yazı falan olmalı. 3 yıla yaklaşıyoruz yani. Yani vaktim olmadı artık belli bir noktada. Bir de yani şöyle bir şey yapabilir. Kaç seçenek oluştu önümde. Ya böyle çok editlemeden yani açıp böyle mesela 1 saat konuşmak. Serbest formatta böyle veya 20 dakika aç konuş hani arasında boş durmalarla, ığlarla falan filan. Onu tüketmek daha zor oluyor bence. Ve derli toplu olmuyor. O öyle content yaratmayı sevmediğime karar verdim. Bir iki öyle content'im var deneme olarak yaptım. Zaman içinde sevmediğime karar verdim. Yani son böyle 10-15 bence daha iyi üretilmiş benim videolarımın hepsi oturup dikkatli şekilde yazılıp belli bir şekilde proses edilip, üretilip, editlenip falan daha temiz mesajı daha yoğunlaştırılmış bir hale gelmişti. Bence hani benim yapmak isteyiş şeklim videoyu oydu. O da zaman alıyor. Ona o kalitede üzerinde konuşabileceğim ve o kısalıkta konuşabileceğim konular azaldı. Yani benim bundan sonra benim son yani 2019 videolarım böyle 10 tane falan herhalde var 2019'da. Onları izlerseniz yani ben izlediğimde şöyle düşünüyorum. Ben böyle 15-20 dakika içinde anlatılabilecek küçüklükte ve basitlikte konuşabileceğim bizim alanla ilgili benim hakkında tecrübem olan konuşabileceğim konuları anlattım bitirdim gibi hissediyorum. Bunun üstüne benim daha derin anlatabileceğim şeyler de tabii ki var da yani onları bu sefer produce etmek, ortaya çıkarmak daha derin bir çalışma gerektiriyor. Bazen şey soruyorlar, teknik mesela konu niye anlatmıyorsunuz işte? Ya yani teknik konu anlatmak çok ağır bir iş o. Yani benim işim bu değil, ben YouTuber değilim. Yani ben girişimciyim, şirket kurmaya çalışıyorum, bir şirketin CTO'luğunu yapıyorum. Zaten o şirkette yani yaptığımız iş bizim hani zaten sıra dışı derecede fazla iddialı ve büyük ve normalde böyle bizim sayımızda insanla kalkışılmayacak işlere kalkışıp çalıştırdık yani yıllar içinde. O yüzden o benim bütün vaktimi ve enerjimi alıyor fazlasıyla. Öyle olunca benim yani YouTube'a ayırabildiğim zamanlar böyle daha kısa ve teknik bir şeyleri anlatmaktan kaçınıyorum. Çünkü teknik bir şey anlatabilmen için yani güzel görsellerini vesairesini hazırlaman böyle hani tahtada anlatır gibi anlatman lazım. Onlara ben vakit ayırma şansı bulamıyorum. O yüzden son 3 yıldır video yapamıyorum. Yani ne zaman bir daha video yapabileceğime emin değilim. Bu şirketi şu anda ayağa kaldırıp koşturmaya çalışıyorken. Yine ancak öyle ben bazen belli bir konuda mesela atıyorum 15-20 dakikada
yeterince detaylı ve complete bir şey sunabileceğim bir konu olur. O konuda yine yaparım. Yani ben bu kanalı kapatmayacağım. Bundan sonra bir daha video yapmayacağım da demiyorum. Yapacağım yani mutlaka. Çünkü ben yani o kanalla ilgili 100 video hedefi koymuştum. O 100 videoyu üreteceğim. Şu anda 80 falan video var sanırım. Yeni videolar yapacağım uygun olduğu zaman ama video ile ilgili, yalın kodla ilgili durum bu. Son yıllarda ben bu geçen 3 yıl içinde de hiçbir içerik ortaya çıkartmamış değilim. Zaman bulabildiğim zaman şu anda yaptığım gibi başka yerlere konuk oluyorum ve oralarda böyle soru cevap formatında özellikle benim önceden yine zaman ayırıp da böyle bir sunum hazırlamam gerekmeyen durumlarda vakit bulabilirsem bulabildiğim dönemlerde katılıp bu şekilde yine bir içeriğin ortaya çıkmasına katkı sağlamaya çalışıyorum. İşte çok ender olarak da bazen yani böyle sunum da hazırlayarak yaptığım şeyler de oluyor. Geçenlerde işte bu Türkiye'de Teknasyon'un Tech Day etkinliğinde böyle bir keynote sunumu yaptım. Ona bayağı hazırlandım falan. Yalın kod ve benim içerikle ilgili şeyim bu. Serüvenimin hikayesi bu. Teşekkür ederiz. Ben çok heyecanla bekliyorum o son 20 videonuzu. Takipte olacağım. Şimdi komentlerden sorularımız var. Komentteki sorulara çok ağırlık veriyoruz. CS birinci sınıf öğrencisi için, başlayan birisi için aslında kısaca bir roadmap önerebilir misiniz? Yani sonuçta üniversite birinci sınıftaki bir öğrencinin zaten bir akademik roadmap'i var. Yani üniversitenin size verdiği bir müfredat var. O müfredatın dışında, yani o müfredata dediğim gibi derslere girmek, ödevlerini yapmak, hocalarıyla yani bağlantı kurmak, hocalarınızın benim yine hiç yapmadığım yani birkaç hocam dışında hiç süper fail ettiğim bir konudur üniversitede. Birkaç hocamla iyi ilişkilerim oldu böyle isim bazında onların da beni tanıdı, benim de onları tanıdı şekilde yakın ilişkilerim oldu ama bunu çok az hocayla, çok daha fazla hocayla yapmam gerekirdi. Hocalarınıza yakın olup böyle yani derslerinizi takip edip de ödevleri yapıp hocalarınıza biraz farklı bakmanız gerekiyor. Üniversitedesiniz siz artık. Yani bu liseden gelişte o üniversiteye geçişte o kafayı her zaman atlatamıyor gençler. Bir üniversitede öğrenci olduğunuz zaman bu şu demek. Karşınızda bir hoca çıktı. Siz bu hocayla 4 yıl sonra, 5 yıl sonra yani ünvan olarak meslektaş olacaksınız. Hani belki bir şirkette beraber çalışacaksınız yani 5 yıl sonra veya yani 3. sınıf öğrencisisin bir ders alıyorsun. Karşındaki hocayla aslında 2 yıl sonra bir şirkette yan yana dirsek dirseğe çalışıyor olabilirsin yani. Öyle bir onun getirdiği farklı bir hava olmalı kafanızda. Siz artık yani mühendis olmak üzeresiniz. Hani bu insan bu insanlarla ders aldığınız insanlarla ünvandaş olmak üzeresiniz. O yüzden o kişilere böyle yani tamamen başka yani lise öğretmenin senden çok alakasız başka bir varlıktır ya. Öyle bakmamak lazım. Yani bu öğretmen, bu kişi ne yapıyor? Hangi alana çalışıyor? Genelde üniversite hocalarının bir alanı olur, bir şey olur, ilgi duyduğu alanlar. Yani gidin bakın üniversitenin sitesindeki onun kendi özgeçmiş bilgilerinin olduğu yere. İşte ne üzerine çalışıyor diyorum CS'de. İşte ne computer networking bilmem ne üzerine çalışıyor bu hoca. Yayınlarını o alanlarda yapmış falan. Gidip o bilgiyi edindikten sonra bu hocalarınıza bakın. O hocalardan hani siz kendi hangi alanın ilginizi çektiğini de bilmiyor olabilirsiniz başlarda. Bu hocaların yer yer yani fırsatınızı bulduğunuz zaman gidin sohbet edin. Hocam siz network üzerine çalışıyor musunuz? İşte bu networking protokolleri vesaire falan nasıl girdiniz buna? Neden bunu seçtiniz? Neden sevdiniz bu konuyu? Nasıl bir konu bu? Ne tip şeyler işte matematik nasıl bir derecede matematik bilmek gerekiyor? Fizik iyi bilmek mi gerekiyor? Elektronik mi okuyayım yandan? Hani yani onun tadının neye benzediğini size anlatabilecek bir bilgi kaynağı olarak
istifade edin hocalarınızdan. Ve bunların arasında yani özellikle bir süre sonra sizin ilginizi çeken bazı alanlar olursa da belki okuldan sonra o hocayla master yapacaksınız, doktora yapacaksınız vesaire. Yani bunları tespit etmek adına da hocalarınızla bağlantılarınızı geliştirmek. Böyle yani derse gidip hoca giriyor, anlatıyor, çıkıyor, sen de ayrı çıkıyorsun ve arada başka hiçbir connection yok da aslında kaçan bir fırsat, onu ifade etmeye çalışıyorum. Bu şekilde derslere girmek, hocalarla ilişkileri kurmak, diğer çevrenizdeki arkadaşlarınızın ilgi alanlarını öğrenmek, neler yaptığını bilmek vesaire önemli. Ama bunun yanında da işte hafiften artık yani hangi şehirdeyseniz o şehirde olan yazılım, oyun, yine sizin ilgi alanınız neyse bunların meetup'ları vesaireleri, buluşmaları, komüniteleri ile bağlantıya geçip o gruplara gitmek. Tabi bu pandemi zamanlarında bu işler bayağı aksadı. İşte Discord'lar üzerinden falan yapılıyordu ama Discord aynı şey değil. Ben yani şiddetle fiziksel olarak etkinliklere inşallah yani bu pandemi sonrasında tekrar hareketlenince bu konular fiziksel olarak gitmenizi öneririm. Gidin katılın. Her yani bu konuda yazılım, Türkiye'deki yazılım camiası çok aktif. Çok güzel bir şey bu. Her sektör böyle değil. Yani kimya mühendislerinin bu kadar çok buluştuğu, meetuplar yaptığını falan görmüyoruz. Ne bileyim başka mesleklerde de aynı şey var. Ama yazılımcılar bu konuda en böyle çok meetup düzenleyen, event düzenleyen, hafta sonu konvansiyon düzenleyen falan bir grup insan. O şekilde yani bu camianın hani böyle kulislerinde dolaşıp sosyal bağlantıları yapmak, çalışmak. Ben şey önermeyeceğim bu soruda eğer o soruluyorsa. İşte şimdi bak JavaScript, HTML, CSS'de başla, oradan işte Python'a, oradan bir öyle bir şey yani o önemli değil. O gerçekten önemli değil. Yani normal bir CS öğrencisi zaten... Hani asıl daha temel bilgisayar bilimleri dallarında eğitim alacak. Asıl önemli olan onlar zaten yani. Hani JavaScript mi öğreneyim, Python mu öğreneyim değil sizin olayınız. Söyleyebileceklerim bunlar ve yandan yani bir takım yan projeler yapmak. Yine aynı videoya döneceğim yani nasıl başlanır? Üç sacaya, akademik öğrenme, projeyle öğrenme ve sosyal öğrenme. Bu üçünü de sağlayacak şekilde davranması gerekiyor CS yani herkesin, ama CS öğrencilerinin bir avantajı var, üniversitedeler, bölümündeler, o bölümün sağladığı ders ve hoca kaynaklarından istifade etmeye mümkün olduğunca çalışmaları çok mantıklı. Önerebileceğim şey yok. Teşekkür ederiz. Chat'ten birkaç daha sorularımız var. Şunu ben de merak ediyorum. İlhami Bey'in günde 200 teknik materyal okuma hedefinden bahsetmiştiniz. Evet. Sanırım bu videonuz istediğiniz alışkanlıkları edinmek veya irade gücünü anlamak olabilir. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Ama İlhami Bey evet ya İlhami Bey çok epik bir mühendisti. Çok benim çok etkilendiğim, çok örnek aldığım birisidir. Ve kendisi geçen gün bana yani bu işte Clay Token'ın kuruluşunun 4. yıl dönümüydü. Bu LinkedIn'de hani işte kutlama şey öyle duyuruyor ya LinkedIn otomatik olarak işte Bilgem şimdi Clay Token'da 4. yılı tamamladı diye. Kontakları duyuruyor. Kontaklarda böyle tebrikler falan diye mesaj gönderiyor. Sağ olsun Can Bey bana oradan mesaj göndermiş. Ben de onu şimdi yakın zamanda tekrar bir böyle mesaj gönderip saygılarımı sunmayı düşünüyordum. Çok komik oldu. Yani aklımın böyle ön planında olan bir isim şu anda İlhami Bey. Tam bu sorunun gelmesi o açıdan enteresan oldu. İlhami Bey de Cevat Bey de. İki tane benim çok önemli mentorum olarak gördüğüm insan. 2003-2005 aralığında benim bu değerli mühendislerle angajmanım. Ve onlardan çok şey öğrenişim. İlhami Bey'in ya örnek alınabilecek o kadar çok şey vardı ki yani hani ya ben hani bazı şeyleri ifade etmek tavrıyla ilgili ben ondan çok şey öğrendim. Yani İlhan Bey hiçbir zaman şikayet moduna girmeden sürekli öndeki durumu bir dakika önümüzde ne var? Şu anda durum bu. Buradan nasıl çıkarız veya nasıl iyileştiririz
soğuk, yani o kadar soğuk bakardı ki konuya. Yani ne gaza gelir, ne o harika uçuyoruz falan gazına gelir, ne de eyvah yandık zaten şurada da falanca grupta bize taş koydu da bilmem ne, o moda girer. Ha, bütün bu durumları aynı soğuklukta bakıp bir dakika şimdi tamam durum ne? Şu 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 problemler ne? Şu 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 kaynaklarımız ne? Bu. Bu kaynakları kullanarak bu kısıtlar içinde şu problemlerden hangilerini çözebiliriz? Hangilerini belki ileri atabiliriz? Hangisi hakkında dışarıdan yardım alabiliriz? Falan gibi bir metodik soğuklukta dünyaya bakmayı ben yani ondan öğrendim. Onun kadar da iyi yapabiliyor muyum? Hala emin değilim. Ama hani birinci yani bu 200 sayfa materyal okuma hikayesinden daha da aslında bende bıraktığı büyük iz ve benim bütün yani o andaki çalışma arkadaşlarımla biz bunu çok konuşurduk. Onların hangisine de sorsak tahmin ediyorum şu anda buna benzer şeyler söyleyeceklerdir. Bizleri en çok etkilediği şeylerden biri buydu. Bir de pardon şey diyeyim yani nasıl ifade edeyim bunu? Yani hani İngilizce'de hani böyle BS diyorlar yani böyle saçmalık anlamında diyeyim. Saçmalık dedektörü çok güçlüydü İlhan Bey'in. Yani böyle herhangi bir konudaki bir iddianın böyle laf kalabalığında kaynamasına falan izin vermez. Ve bir dakika bir dakika bir dakika orada sen ne dedin? İşte şöyle şunu şunu şöyle yapacağız. Buradan çok kazan. Buradan çok daha İşte şey olacak. Şunu yaptığımızda çok daha hızlanacak dedi mesela birisi bir şeyle ilgili. Ne kadar hızlanacak tam olarak der. İşte çok hızlanacak diyemezsin ona cevap olarak. Yani %30 hızlanacak demen lazım. Yani %30 ila %50 arası. Yani süper precise olması gerekmiyor iddiaların ama belli bir ölçüm, belli bir nümerik, matematik oturup hesap yapmışlıktan gelmesini gerekiyor her şeyin. Bu disiplinde bizim öğrendiğimiz insanlardan biri İlhan Bey oldu ve orada böyle rakamlara ulaşırken insan çoğu zaman önü tıkanır. Yani şunu yaparsak daha hızlanacağını düşünüyoruz ama tam ne kadar hızlanacağını bilemiyoruz diyebiliriz mesela pek çok durumda. Niye bilemiyoruz? Çünkü işte ya çünkü şurada şurada şu API onu bilmem neyse o dokümente edilmiş değil o yüzden onu bilmiyoruz. Okey, bunu öğrenebilir miyiz? İşte yani öyle telefon etti işte e-mail attık bilmem o çipin manufacturer'ına henüz cevap gelmedi. Böyle şeylere takılmazdı İlhan Bey. Bunlara takılmaması gerekiyor bir mühendisin. Bunların nasıl aşılacağına dair pek çok triği ondan öğrenmiştik. Yani o böyle mesela böyle bir durumda atıyorum şey diyor. Peki bunu bilmiyoruz. Buna benzeyen işte falanca bir bilmem ne üreticisinin bilmem ne çipi var. Buna benziyor. Ya işte aynı o da ARM7 core'u var. Bunun da ARM7 core'u var. O elimizde var mı? Var. O ARM7 core'u da bilmem ne testi yapsak çalışacağım. Onun işte benzer bir komut grubunu ne hızda run ettiğini görelim. Tabii bu dediklerim 2003-2005 falan. Yani ARM7'de yanlış hatırlıyor olabilirim o zaman. Ama yani bunlar böyle çok public her yerde olmayan bilgileri bile nasıl reverse engineer edebileceğimiz, nasıl okuyabileceğimiz, nasıl takılmayıp devam edebileceğimiz ama her halükarda her şeyi de sayılara dökene kadar ittirmek gerektiğini kafa olarak bazı durumlarda estimation yapmak yani bilmiyoruz ama şununla şunun arasında olmasını bekliyoruz. Niye bekliyorsun? Çünkü şu 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 şundan dolayı bekliyorum. Hesapta bu çıkıyor. Hani burada benim %15, %20 hata payım olabilir ama nereden biliyorsun %15, %20 olduğunu? Çünkü işte en çok hata şu olabilir, en büyük hata da bu olabilir. Bu ikisi arasındaki fark %30 demek ki işte %15 artı eksi hata var çıkardım İlhan Bey dersin. Tamam okey der. Yani hani bu tip bir hiçbir şeyi işkembeden sallamana izin vermeyen bir mentordu. Onunla çalışa çalışa ben de hiçbir şeyi işkembeden sallamamaya başladım ondan sonra. Bu tip şeyler geliyor aklıma. Yani bir mühendisin her zaman olayı disiplinli bir şekilde saldırgan bir şekilde sayılara dökmesi. Son söyleyeceğim de o. Teşekkür ederiz. Chat'te bazı sorular daha var.
tamamı mühendislerden oluşan bir ekip startup girişim ve benzeri kurduğunda marketing veya iş geliştirme süreçlerinde eksik kalabiliyor gibi. Bu açık sizce nasıl kapatılabilir? Kendileri bu konuda ne yapıyor? Evet, yani bu iş geliştirme ve marketing gibi alanlarda da idealde bir kurucu takımdan birisinin bu alanlarda olmasının faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Mesela oyun sektöründe işte bizim de danışmanımız olan değerli arkadaşımız Jason De La Roca der ki ideal bir oyun startup'ında kurucu takım 3 kişi olur. Bunlardan birisi teknik bir insandır, birisi kreatif bir insandır, birisi de business insanıdır der. Ben de buna katılıyorum. Bizde bu böyle değil. Bizde bir teknik, iki kreatif insan bir ekiple, kurucu ekibiyle biz yola çıktık ve iş geliştirme ve marketing tarafındaki, business tarafındaki eksiklerimizi kapatmak için de gittik. Jason De La Roca gibi bir business gurusunu danışman olarak aldık mesela. Keza böyle işte ünlü bir oyun yapımcısı Dan Deglow var, Emmy ödüllü. O da bizim danışan. Yani bu insanlardan bir advisory board kurduk. Onları da tavladık. Yani onlara kendimizi tanıttık, projemizi gösterdik. Ne yapmayı, ne hedeflerimiz olduğunu anlattık. Onlar da sağ olsunlar katıldılar bize bu kapasitede. Dolayısıyla biz bu şekilde kapattık. Bu doğru bir gözlem. Bu konuda ekiplerin, kurucuların en azından ya erken aşamada ekip bünyesine business tarafından gelen birilerini katmak üzere bir planı olması ya da direkt kuruculardan birinin bu camiadan birisi olmasını tavsiye ederim ben. Teşekkür ederiz. Kendiniz bir oluşumdan bahsettiniz, Clay Token. Bu kurulması beklenen ekibe Bilgem abinin kendi takım arkadaşım diye niteleyeceği kişilerden ne tür yetiler beklediğini çok merak ediyorum. Bunu bizlerle paylaşabilme fırsatları olacak mı? Örneğin mülakat kayıtlarını paylaşmak, ne tür sorular sorulacak onları paylaşmak vesaire gibi. Bilim çok takıldı. Evet, yani bu bizim beklentilerimizin ne olduğunu, iş ilanını paylaştığımız zaman göreceksiniz zaten. Bu hafta içinde olacak, yani bu haftanın başına daha yakın olacak hatta. Normalde ben geçtiğimiz, şu anda bitirdiğimiz hafta içinde bunu duyurmayı umuyordum. Fakat bir rahatsızlık geçirdim geçen hafta. O yüzden birkaç gün sarktı. Fakat bu önümüzdeki günler için, hemen birkaç gün içinde bunu duyuracağız zaten. Ve bunu duyurduğumuz zaman o yüzden şu anda bir şey dememe çok gerek yok. Birkaç gün içinde bunu LinkedIn'deki Clay Token'ın LinkedIn hesabından duyurup Clay Token'ın Twitter hesabına da retweetleyeceğiz. Bununla beraber bu şeylere nasıl hazırlanılacağı ile ilgili, bu sınav interviewlere nasıl hazırlanılacağı ile ilgili de bazı kaynaklar paylaşacağım. Orada da bir sorun yok. Fakat tabii şey olmayacak, yani mevcut girdiğimiz, interview yaptığımız insanların sessionlarını kaydedip yayınlamak falan gibi bir olay yok. O insanların özelliğin privacy'sine saygısızlık olurdu. Interview süreçleri çok ciddi derecede özel olaylar. Ama dediğim gibi soru tipleri veya bu sorulara nasıl hazırlanacağı ile ilgili de, ya bu önümüzdeki bir hafta içinde bu soruda gelen her soru parçacığının cevabı verilmiş olacak önümüzdeki 7 gün içinde. Teşekkür ederiz. Fatih Can Bekli'nin bir sorusu var. Oyun projeleri için versiyon kontrol için git büyük boyutlu assetler için sorun çıkarıyor. Bu problemi nasıl çözüyorsunuz? Evet ya git... Yani şimdi bunun için Git LFS diye bir şey var. Bazı insanlar onu kullanıyor. Biz de bir ara onu kullanalım diye baktık. Fakat bizim çözümümüz şu oldu. Bizim oyunumuzun arkasında bir teknoloji var. Kendi oluşturduğumuz bir middleware var. Bu Claybed diyoruz ona. Claybed middleware'i modüllerden oluşuyor ve yani 200-300 modül var.
Ve bu yani o modüler yapıyı biz çok yüksek sayıda repoya böldük. Görsel assetlerin yani işte texture'lar en büyükleri bunların içinde. Texture'ların falan olduğu repolar da yani bölünmüş durumda. Dolayısıyla bir tane devasa repo halinde değiliz biz. O repolarda çok fazla sayıda repoya bölündüğünde de yani bir aset çok fazla iterasyondan geçmiyor bizde. Bugüne kadar geçmedi. Daha çok bizde hep yeni aset ekleniyor şeklinde şeyler oldu. O yüzden yani böyle çok büyük bir repo şişmesi sorunu yaşamayı bu şekilde engelliyoruz biz. Yani pek çok çalışan için onlar bu bizim Claybed'in dağıldığı yüksek sayıdaki repodan az bir alt kümeyi alıp lokallerine çalışabiliyorlar. Ve de yani hepsini alan birisi de sonuçta çok az yerde yani bu update'ler çok repolara daldığı için çok sorun yaşamıyoruz. Yani biz Git LFS'de kullanmıyoruz. Evet Git kullanıyoruz. Oyun firmalarının çoğu bu arada Perforce kullanır bu yüzden. Yani bu binary file'ları doğru handle edebildiği için. Git'e nazaran Perforce tercih ederler ama biz yani şu anda daha küçük bir organizasyon olduğumuz için Git'le yürüdük bugüne kadar. Belki ileride biz de Perforce'a geçeriz ama şu anda Git'teyiz ve dediğim gibi çok fazla repo'ya dağıtarak bu sorunu kontrol altında tutuyoruz şu anda. Arkadaşın sorusuna umarım yanıt olmuştur. Bir sorumuz daha var. Babam atmış. Yaptığınız oyun iyi bir yere gelirse, iyi bir para veren olursa satar mısınız? Exit eder misiniz? Evet, zaten exit edilmek üzere startup kurulur. Evet. Bazen Türkiye'de herkes bunu bilmiyor. Yani bir kurum ortaya çıkarmak istiyoruz biz. Büyük Türkiye'de içinde dünya çapında projeler yapılan bir kurum ortaya çıkarmak en büyük hedefimiz burada. Ve bunun yani aynı zamanda dünyanın oyun sektöründeki böyle hani iç çemberinin içindeki herkesle de entegre olan yani dünyadaki işte Ubisoft'uyla da Sony'siyle de EA'yle de Activision'ıyla da Microsoft'uyla da derin ve sıkı bağlantıları olan bir oyun stüdyosu haline getirmek ClayToken'ın bizim amacımız. Bu böyle bir noktaya gelen bir şey bir şirket bir stüdyoda bir noktada exit edecektir ve yani bizim tahmin ettiğimiz şey bu exit'in bir IPO değil yani borsada halka açılma değil bir acquisition yani satın alınma şeklinde olacağıdır. Biz bunu bekliyoruz yani planlarımız ona göre yol oraya doğru gidiyor gibi de gözüküyor. Dolayısıyla bu olduğu zaman bu olacak evet yani planlarımız bu yönde. Hatta bu olacak ki bizim başta bize takımımıza katılan stock option vereceğimiz arkadaşlarımız o exit'te emekli olabilecekleri kadar para kazanmış olacaklar. Yani hayatları değişecek o noktadan sonra istediklerini yapabilecekleri noktaya gelecek. Bizim çalışanlarımıza vaat ettiğimiz zaten şey bu yani maaş olarak da iyi yerlerde kalıyoruz ama maaştan ziyade bizim vaadimiz çalışanımıza stock option. O stock option'ın değerli olması için de bu şirketin exit etmesi zaten gerekiyor. O yüzden exit bizim çok core planlarımızdan biri. Exit satın alındığı zaman bu arada biz içinden çıkıyoruz demek değil. Yani hakeza bizim stock option alıp işte zengin olan isterse emekli olabilecek arkadaşımız da içinden çıkmak zorunda değil. Yani itibaren o exit'ten sonra da biz hala bu şirkette bir şeyler inşa ediyor oluruz. Ama amaç bu, evet. Bir arkadaşımız da sormuş. Bunu ben de merak ettim. Startuplar neden exit için kurulur? Startuplar bir fikri denemek için kurulur. Fikri deneyip başarılı olacak mı olmayacak mı bunu ortaya çıkar. Buradan bir parasal kazanç elde edilecek mi denemek için kurulur. Fakat siz bir belki de bunu şöyle ifade etmek lazım.
VC-backed startuplar, yani risk sermayedarlarınca finanse edilen startuplar exit için kurulur diye söylüyorum. ECS. Risk sermayedarı değil, yani siz zaten bir kendiniz para biriktirdiniz, çalıştırdınız, büyütüyorsunuz. O zaman exit yapmak zorunda değilsiniz. Ama yani o durumda da bence exit, ya atıyorum mesela şu an Tailworld gibi bir firmaya baktığımız zaman, hani onlar kendileri yatırım aldılar mı almadılar mı bilmiyorum ama hiç böyle bir muhabbet görmüyoruz, duymuyoruz yani onlardan. İşte yeni bir round daha aldılar ve işte şu kadar değerlemeye ulaştılar gibi muhabbetler görmüyoruz ya mesela Tailworld'da. Niye? Çünkü onlar yani sanıyorum ki kendileri bir şekilde finanse ettiler ve büyüttüler. Oyundan kazandıkları parayla hani kendilerini çevirip büyütebiliyorlar. Öyle de gidebilir bir şirket. O da, onun da adı teknik olarak startup ve o exit için satılmak için kurulmuş diyemeyiz. Onlar öyle bir niyetleri varmış gibi de gözükmüyor. Hani dışarıdan bakınca bilemeyiz tabii ki ama siz gidip yatırımcılardan, VC'lerden, investorlardan yani risk sermayedarlarından yatırım aldığınız zaman zaten o risk sermayedarına geri ne ödemeyi talep edeceksiniz? Yani ne ödemeyi vaat edeceksiniz? Yani o ettiğiniz vaat zaten exit. Bu yüzden startuplar, VC tabanlı startuplar exit için kurulmuş. Yani Twitter'ı kurarken amacınız Twitter'ı bir tarihte satmaktır atıyorum. Veya işte IPO etmektir, yani satmıyorsanız da halka açılmasını hedefleyebilirsiniz. Mesela atıyorum Tailworld gibi bir örnekte de onlar da belki bir tarihte halka açılmayı tercih edebilirler. Ama peak örneği mesela işte büyüyüp satılmak üzere gider ve sonra satılır. Trendyol büyüyüp bir tarihte, yani eğer çok büyüyorsa, kendisi çok değerli hale geliyorsa o zaman satılmayı tercih etmez de IPO'yu tercih eder. Yani halka açılmayı, hisselerinin halka açık bir borsada satılmasını tercih edebilir. Ama bu iki exit event, yani IPO veya satın alınma, o ilk yatırımcılarınıza geri, onların koyduğu bugün 100 bin dolar koyup giren kişinin işte 6 yıl 7 yıl sonra 15 milyon dolar alarak çıkmasının yolu bu zaten. Başka türlü o kişiyi geri, o yani o 100 bin doları koyan adam çünkü böyle bana yavaş yavaş yıllar içinde kar payı gelsin gibi bir kafada olmuyor. Bu yüzden startuplar exit için kurulurlar. Çünkü onlara o kurulum parasını veren insanlar exit isterler. Bundan dolayı da kurucu takımlar da çoğu zaman exit isterler. Teşekkür ederiz. Peki yatırım almak ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu ben de soracaktım. Almak zorunlu mu? Ne tür pozitif ve negatif etkileri olur? Yatırım dediğimiz şeyin yani türleri var. Yatırımı ne bileyim amcanızdan da alabilirsiniz. Zengin bir amcanız vardır. Veya işte aileniz size verir. Veya işte miras kalmıştır falan. Yani ona yatırım diyemeyiz herhalde. Miras kalmış durumda ama. Yani yatırım böyle bu şekilde bir tanıdık bir kaynaklardan daha böyle el sıkışıp falan alınan bir şey de olabilir. Ya da daha formal bir şekilde bir takım kontratlarla vesaireyle de yatırım alınıyor olabilir. Bu birinci tarafı. İkincisi, yatırımı neye alıyorsunuz? Genelde iki tane farklı yatırım modeli var bu anlamda. Bir tanesi şirkete yatırım almak, bir tanesi projeye yatırım almak. Mesela bir oyun firması özelinde anlatayım. Bir oyun firması bir oyun yapıyor ve işte bu oyunu 20 dolara Steam'de satacak. Bu oyunu, böyle bir oyuna biz yani alıyorsunuz, oynuyorsunuz. 60 saat playtime var, oynadınız. 20 doları verdiniz, 60 saat eğlendiniz, bitti. Buna game as a product diyoruz. Yani oyunun kendisi bir ürün burada. Bu tip ürünlerde, oyunlarda genelde bunu finanse etmek için yatırım almaktan bahsettiğimizde genelde bir yayıncıdan oyunun yapılması için para almayı kastediyoruz. Yani ben stüdyoyum, oyun yapacağım, 20 dolarla satılacak. Oyunu bitirmek için ama bir yıla ihtiyacım var ve işte 6 kişilik bir takıma ihtiyacım var. Bunun için gidiyorum bir yayıncıya. Yayıncı bana bir para veriyor. O parayla ben bu maaşları falan ödeyerek oyunu bitiriyorum. Bu oyuna yatırım, projeye yatırım almak oluyor. Ben bu yayıncıya gidip de şirketimin hissesini vermiyorum mesela. Bu yayıncı onun yerine bu oyunun satışlarından pay alıyor.
revenue share dediğimiz, yani cirodan pay alıyor. O cirodan pay alınan modeldeki yatırım bir tür yatırım. Bir başka tür yatırım da Silikon Vadisi modeli, şirkete yatırım almak. Yani o durumda da ben işte Facebook'u kuruyorum, büyüteceğim falan diye gidiyorum Andreessen Horowitz'e. Silikon Vadisi'nin sunumumu yapıyorum. Onlar da diyorlar ki tamam siz büyürsünüz. Al sana ben 2 milyon dolar veriyorum. Karşında şirketin %20'sini istiyorum. Dolayısıyla sen şu an 10 milyon dolar valüasyona ulaştın. Senin değerin 10 milyon dolardır. Sen büyüyeceksin bu parayı kullanarak büyü. İşte milyar dolar olduğunda da borsaya açılırsın. Ben de o koyduğum işte ilk 2 milyon dolar olur sana 200 milyon dolar. Böyle bir 100x kar etmiş olurum diyor. Bu ikisinin farklı pozitif ve negatif etkileri olabilir. Yani yatırım almak bence şöyle bir avantajı var. Yatırım daha fazla yatırımı önünü açıyor. Yani hiç yatırım almazsanız ilk yatırımınızı almak zorlaşıyor. Ama daha önce 3 kişi 4 kişi razı edip onların yatırımını alabilmişseniz sonraki aşamalarda daha büyük paraya, daha büyük yatırıma ihtiyacınız olduğunda yeni bir yatırımcıya, o bir üst ölçekteki yatırımcıya gittiğinizde o bakıyor ve görüyor ki tamam bu insanlara daha önce şu bireyler ve ekipler yatırım yapmayı kabul etmiş. Bu benim ona güvenimi artırıyor diyor. Ve yatırımın yani getirdiği, paranın getirdiği size bir şeyleri, yani o para olmadan yapamayacağınız bazı şeyleri yapabilme, daha hızlı yapabilme veya daha büyük ölçekte yapabilme avantajı var. Pozitif tarafı bu. Ve bu bence önemli de bir know-how bu arada. Yani biz bu konuyu, bu benim geçmişte yaptığım bir şey değildi yakın zaman. İşte son bir yıla kadar hayatımda ben kimseden bir şey için yatırım almadım. Birisine bir şeyi sunmadım yatırım istemek için falan filan. Bunların hepsini öğrenmemiz gerekti. Öğrendik, yaptık, oldu yani. Hani bunlar öğrenilebilen, yapılabilen şeyler. Ve hani bu benim şu anda hayata bakışıma çok daha böyle bir özgüven getiriyor. Yani ben gerekirse gider bir yerden bir konuda bir fikrim olduğunda yatırım alabilirim. Bunu biliyorum yani artık. Negatif etkileri bunun bir iş olması. Yani yatırım kovalamak, sunmak, almak, takip etmek. Yani size yatırım yapacağım diyen kişiyi takip edip onun gerçekten o imzaları atıp parayı göndermesini takip etmek falan filan. Bir iş yani bandwidth alıyor, zaman alıyor. Ve bunlar sizi asıl proje yapmakta olduğunuz projeden uzaklaştırıyor. O projeden çalıyor o zamanı. Negatif etkisi de bu. Eğer buradaki hani işte legal tarafa falan dikkat etmek lazım. Yani buradaki yapılan kontratlar, anlaşmalar konusunda benim hani en büyük tavsiyem mutlaka güvendiğiniz bir avukat bulup avukatlarla çalışmak. Kendiniz oraları yani böyle el sıkışarak falan halletmeye çalışmamak. Oralarda herhangi bir tongaya düşmediğiniz koşulda, avukatla çalışarak, doğru şeyleri yaparak tongaya düşmediğiniz koşulda negatif etken çok olmadığını düşünüyorum. Bazen insanlar şeyden korkuyor, işte şirkete yatırım alıyorsa şirketi elden kaybedersem, işte %51'ini Elon Musk'ın Twitter'a aldığı gibi birden gelip alıverirse veya işte ne bileyim projemin yatırım alıyorsam işte ya bana kazık yersem, şu olursa bulursa veya projemi şekillendirmeye çok müdahale ederse falan filan. Yani bunların hepsi işte o kontratlarda, imzalanan kontratlarda tanımlanabilen şeyler. O tanımları kontratlara koyup yatırımcının şirketin koşturuluşuyla ilgili veya projenin koşturuluşuyla ilgili kararlara bir etkisi olmasına meydan bırakmadan kontratlar tasarlanırsa kontrol anlamında da bir dezavantajı olduğunu düşünmüyorum. Artılar eksiler böyle. Teşekkür ederiz. Yayının sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. 2-3 soruyla kapatacağız. Ben şunu merak ediyorum. Bilgem Çakır'ın kırılma noktaları ne zamandı? Kırılma noktanız... Çok var ya. Yani kırılma noktası, bir tane kırılma noktam yok benim. 20 falan olmuş olabilir yani şu anda. Bir de ben böyle yani durup durup sürekli olaylara böyle hemen akabinde veya biraz sonra veya yıllar sonra dönüp tekrar hayatımdaki olayları böyle analiz etmeye çalışırım etkilerini ve yani yeni perspektif. Yani sürekli çünkü yeni perspektif elde ediyoruz ya.
Çok var, bir tane yok. Yani bu teknoloji falan filan konularına ilgi duymaya başlamam, girmem dediğim gibi böyle bir kırılma noktası olabilir. Yani işte bahsettiğim Carl Sagan'ın Kozmos'unu izlemek 80'lerde bir çocuk olarak önemli bir kırılma noktası olabilir. İşte o yani şans, pek çok şey şanslı. Yani benim çok yakın arkadaşım, hayatta hala en yakın arkadaşlarımdan biri olan Semih'in şu anda kendisi Apple'da GPU architect, yani Apple'ın bu son envanlarında falan çıkan GPU architecture'ına yön veren, yani birkaç kişiden biri olan adam benim lise arkadaşım. Yani o hani hazırlıktan itibaren Anadolu Lisesi'nde, biz Ankara'da Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğrencisiydik. Orada yani benim en yakın kankam olan adamın bu adam olması da mesela büyük bir şans. Çünkü biz bütün ortaokul lise boyunca bu Commodore 64'te vesairede programlama falan filan hikayelerini onunla beraber girdik ve birbirimizi ittirdik, gazladık falan. Başka bir tanesi işte bu Demoscene olaylarına girmemiz yine Semih'le beraber. O sırada Türkiye'de çıkan Commodore dergisinin bu bilgileri bize sunması falan filan. Üniversitede işte müzikle, Amerikan futboluyla ilgilenmek, ortaokul lisede voleybol oynamak, bunlar önemli şeylerdi. Şey önemli bir nokta benim için, işte Vestel Beko deneyimi Türkiye'deki önemliydi. Oralarda işte İlhan Bey, Cevap Bey gibi insanlarla. Başka bir sürü benim yani peer olduğum takım arkadaşlarımdan da çok değerli insanlar vardı. Çok şey öğrendim. Ve orada yani bizim Vestel'de, Beko'da yaptığımız işlerin de çok world class işler olması yine. Yani hani ben böyle Create Token'la ilgili bazen konuşurken işte böyle hep dünya çapında, dünya çapında takım, dünya çapında proje. Yapılan projeler çok önemli ya, yani bir mühendisin kariyerinde içine düşme şansını yakaladığı proje o insanın kariyerine en çok etkileyen şey. Takımdan veya şirketten bile daha önemli. Maaştan falan kat kat daha önemli zaten. Ama bu projeleri yapabileceğiniz bir yer olacak Clay Token diye hep övünüyorum. Ama bu Clay Token bunu yapan tek yerde değil Türkiye'de. Türkiye'de bir sürü içinde dünya çapında proje yapılan yer var. İşte Tailwords'dan bahsettim. Vestel, Beko benim içinde olduğum zamanlardaki hallerinde öyleydi. İşte Aselsanlar vesaireler, bir sürü yer sayılabilir Türkiye'de. Dolayısıyla o öyle yerlere gelme şansım olması. Arkasından Sobe'de İşte Kürşat'la tanışmamız, Kürşat'la beraber Sobe'de İstanbul Kıyamet Vakti oyununu yapmamız büyük büyük bir kırılma noktası. Amerika'ya gelmem, Microsoft'ta DirectX'in içinde olmam kırılma noktası. Yani hepsi böyle benim için birer kırılma noktası. Şeyde bu son 1-2 yıl, yani son 5 yıl içinde de çok fazla kırılma noktaları var. Onların hepsinden detaylı bahsedemiyorum. Ama yani son, yani hani böyle vay anasını, bu da hakikaten bir kırılma noktası olabilir diye çok konuştuğumuz, düşündüğümüz bir şey daha geçen Şubat ayında oldu yani. Hani dolayısıyla tek bir şey söyleyemiyorum. Sürekli çok bir şeyleri daha iyi, daha iyi, daha iyi yapmaya çalışırsanız hayatınızda sürekli kırılma noktaları dolar yani. Karşınıza sürekli öyle şeyler çıkar. Karşınıza öyle insanlar çıkar falan. O yüzden böyle yani bir tane magic bir kırılma noktası olacak. Onu bir yaşayacağım, oradan sonra yürüyak. Öyle bir şey değil yani. Kırılma noktalarının hayatta faydasını görmeye devam edebilmek için de o kırılma noktasıyla yetinmeyip sonraki kırılma noktalarını sürekli kovalamak gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden tek bir cevabım yok. Teşekkür ederiz. Son olarak iki sorumuz var. Siz zamanında teknik tecrübenin birimi yıl değildir diye bir yorumunuz olmuştu. Peki şu anda teknik tecrübeyi neyle ölçmeye çalışıyorsunuz? Yani nasıl tecrübeli, tecrübesiz, iyi mühendis, kötü mühendis ayrımı yapmaya çalışıyorsunuz? Ship edilen product'la, yani bu teknik tecrübenin birimi yıl değildir benim tweet, böyle 3-4 tweetlik bir tweetimdi. O tweetin devamında verdiğim cevabın aynısı hala. Teknik tecrübe yılla ölçülmez. Ship edilen projeyle ölçülür. Yani neyi ship etmiş, neleri
bitirmiş, hangi projelerde yer almış bir kişi, neleri bitirmiş, neleri yayınlamış, hangi zorlukları aşmış. Bunu ölçüyoruz ve bu ikisi, bu yani ship edilen projelerden gelen o tecrübeyle yıl arasında bir korelasyon olduğu da doğru. Yani temelli, birbirinden bağımsız olmadığını görüyoruz. Fakat yıl tek başına yeterli değil. Yani 5 yıllık tecrübeli mühendisliği bir kavram tek başına anlamlı değil. Onun yerine şunu, şunu ve şunu ship etmiş mühendis anlamı. Ve yani işte bu yüzden mesela atıyorum 3 yılda şunu, şunu, şunu ship etmiş bir mühendis, 12 yılda bunu, bunu ve bunu ship etmiş bir mühendisten daha tecrübeli olabilir. Benim o söylemimin ana konusu buydu. Ve benim şimdi ekip arkadaşı seçerken baktığım tecrübe ölçümleme veya yeti ölçümleme mekanizması da yine bu olacak. Neleri yaptıkları, neleri bitirdikleri. Bu yeni mezun öğrenciler için de geçer. Yeni mezun öğrenci, ben daha yeni çıktım, ne iş edeceğim diye düşünüp gerilmesin. Yani orada da işte yanda yaptığınız side projeler neler veya okulda yaptığınız bitirme projesinde ne yapmışsınız? O projenin nesini siz yapmışsınız, nesinde kenarda oturmuşsunuz falan gibi şeylere bakıyoruz. Yani yeni bir şey söylemiyorum aslında. Aynı işte o 3-4 yıl önceki o tweetimin o tek bir cümle değil yani o tweet. 4 tane tweetten oluşuyor. O teknik tecrübenin birimi yıl değil de nedir sorusunun cevabı da aynı tweet serisinin içinde var ve aynı şekilde biz onu değerlendireceğiz şu anda. Evet. Son olarak bizi izleyenlere tavsiyeleriniz, kitap, film önerileriniz var mı? Teknik konularda veya teknik kişisel gelişim konular hakkında kitap önerisi alabilir miyiz? Kitap olayı, ben kitaptan da önce bir sabır önererek başlayayım. Yani çok uzun sürecek böyle yani bu bazen kitap önerisi konusu şöyle anlaşılabiliyor. Yani bak arkadaşım şu 12 kitap var, git bu 12 kitabı oku. Okuyup bitirdiğinde her şey harika olacak. Öyle değil ve o yani kitaplar da sürekli değişiyor. Yani bana hani çok iz bırakan kitaplar diye şöyle dönüp baktığımda hatırladığım kitaplar şu anda ne kadar hani relevant onu da kestiremiyorum. Mesela yani benim böyle ilk zamanında, ilk yıllarımda okuduğum ve etkilendiğim mühendislik kitapları işte klasikler yani efendim işte Newton, Donald Knuth'un Art of Coding'i, işte yok efendim şeyler, Gang of Four'un Design Patterns'ı, UML serileri. Ben UML Distilled'den başlayıp birkaç UML kitabı okumuştum. UML'i de ben çok kullandım bu arada. Yani Object Oriented Design komünikasyonu anlamında. Sonraki yıllarda o böyle popülaritesini yitirdi. Bu Agile, Kent Beck'in Extreme Programming serisinin külliyatını okumuştum yani. 15-20 kitap onlar. Onlar böyle hep şey, Extreme Programming Explained, Extreme Programming Challenge, Extreme Programming Test falan, o tip isimleri var yani. Bir Extreme Programming sonunda da bir kelime şeklindeydi genelde. Onları okumuştum. Yani o zaman daha Agile yoktu falan doğru dürüst. Agile böyle Agile Manifesto çıktığında onları okumuştum. Bir grup Agile kitabını okudum. İşte Martin Fowler'ın Refactoring gibi yine bir klasik. C++'da benim daha çok okuduğum yine kitaplar var. İşte Scott Mayer's'ın Effective C++ kitabı. Andrei Alexandrescu'nun Modern C++ Design kitabı vardı. O çok, ondan çok şey öğrenmiştim falan ama ya bunlar böyle yani hepsinin okunması lazım fakat yani çok hızlı şekilde diminishing returns durumuna da geçiliyor. Kişisel gelişimle ilgili şeyi de söyleyeyim bu arada. Clean Code da tabii ki böyle yani bir özellikle böyle büyük bir enterprise için, bir kurum içinde nasıl kod yazılır ile ilgili önemli bir kaynaktı. Kişisel gelişim kitabı olarak Josh Waitzkin'in Art of Learning diye bir kitabı var. Onu öneririm. Bu benim T şekilli olmakla ilgili falan söylediğim şeylerin önemli bir bölümü, ondan gelir.
Seth Godin'in kitaplarının külliyatını okudum. O enteresan bir böyle marketing, kişisel gelişim arasında bir kişidir. Yani ben kişisel gelişim kitaplarını sevmem genel olarak. Yani çok o uzayda çok fazla lagaluga kitap var. Ve lagaluga yazar var. Yani onlara böyle çok fazla vakit ayırmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Genelde bir de çok hafif böyle sakız gibi kitap oluyorlar. Yani alıyorsun şöyle bir okuyayım diyorsun. Yani genelde bir ilk 40-50 sayfa içinde bütün kitabın ana noktasını anlayıp kapatıp atabiliyorsun. O da var. Asıl bence yani mühendislere benim tavsiye edeceğim şey bu bir yandan bu işte teknik şey okumak daha enteresan. Yani paper okumak işte İlhan Bey'in 200 sayfa teknik materyal okuma hikayesindeki olay. Sürekli yani ben kendimi kitap okumaktan çok son 10-15 yılda böyle online ya paper okuyarak ya birisinin blogda bir şeyde deneyip de bulduğu bir şeyi okuyarak falan daha çok okuma yaparken buluyorum kendimi. Onlara bakılabilir. Şey var. Bir şey vardı aklımda. Ha şey diyecektim. Yani bu bence bir de sosyal bilimler tarafına dikkat etmeye başlamak gerekiyor. Yani biraz böyle temel sosyoloji, temel psikoloji, temel felsefe. Yani felsefe bir sosyal bilim değil de felsefenin kendisi felsefe çok önemli bir olay. Felsefe okumak tavsiye ediyorum. Felsefe okuma konusunda da bence yani Türkiye'de özellikle en kaçınılmaz giriş sevgili Ahmet Aslan Hoca'nın felsefeye giriş kitabıyla başlayıp onun bir ilk çağ felsefesi 6 ciltlik tarihi var. Onu tavsiye ediyorum. Ondan sonra işte tarihte işte ESG'yi izleyin. ESG'nin kitap önerilerini şey yapın. Ben yani onun önerisi üzerine gidip Age of serisini Hobsbawm'ı okumuştum, bitirmiştim. O benim böyle genel dünya tarihi anlayışımı çok şekillendirdi. Bir de bunun şu açılardan önemi var. Ben daha önceki benim videolarımdan falan bilir insanlar. Ben böyle mühendislik folkloru falan, endüstriyel devrimin nasıl geliştiği, Türkiye'de neler olduğuna falan çok okuyan, dikkat eden birisiyim. Türkiye ile ilgili bu arada Türkiye Mimar Mühendisler Odası'nın yayınladığı böyle 6 kitaplık falan bir Türkiye'den mimarlık mühendislik hikayeleri kitap serisi var. Free PDF olarak bunlar var. Onları okumanızı tavsiye ederim. O yani o tarihçi, folklor falan yani tarih ve endüstri, sosyal konuların falan bunlara bağlanışı falan konularını anlamaya önem veriyorum. Ve bizim maalesef yani benim okuduğum yıllardaki müfredatta biz tam şu anda dünyayı en çok şekillendiren 19. yüzyıldan sonrasında özellikle 19. yüzyılın kendisini mesela çok az okuyorduk. Ben 19. yüzyıl hakkında çok az şey bilerek çıktım yani şeyden. Özellikle 19. yüzyıl Avrupa'sı ile ilgili neredeyse hiçbir şey bilmeyerek liseden çıkmıştım mesela. Halbuki asıl bütün dünyayı şekillendiren şeyler yani 1789'dan 18. yüzyılın sonundan başlayarak 19. yüzyıl, özellikle bir mühendis açısından yani teknoloji dünyası açısından şekillendiren 1789'dan 1900 işte yani veya günümüze kadar olan ki dönem diyeyim. Bu dönemi mesela tam anlatıyor Hobsbawm'ın Age of serileri. O yüzden tarih okuması olarak onu tavsiye ederim. İşte Wallerstein falan sosyoloji okumak önemli. Psikoloji biraz okumak, dediğim gibi felsefe okumak önemli. Bunları böyle yandan okumak gerekiyor. Ama şimdi bir yandan bütün de başta bahsettiğim yani teknik kitapları, işte günde 200 sayfa teknik materyal okuma hikayesini falan uygulamaya dökmeye çalıştığınızda zaten yıllarca teknik materyal okuyacaksınız. Aynı zamanda yani yıllarca bir o kadar yıl okusanız aslında sizi derinleştirmeye devam edecek ve bitmeyecek olan sosyal bilimler ve felsefe materyali var. Dolayısıyla insanın böyle kendisini daha böyle bir kırklara doğru yani yükselecek şekilde zaman tanıyan bir sabırlılık duyması ihtiyacı var. Dolayısıyla yani böyle bir tane, üç tane, beş tane kitapla, filmle falan olmayacakmış. 20 yıl aralıksız okumanız lazım ki böyle aşağı yukarı birazcık böyle tarih, dünya, sosyoloji artı teknoloji, bilimler,
temel bilimler, doğa bilimleri ve teknoloji üzerinden olay nereye gidiyor hakkında bir dünyaya dair bir insanın fikri olması açısından. Yani bunun yanında edebiyatı var, sanatı var. Yani hani okunacak çok şey var. O yüzden ben yani bir kitap önermek yerine, yani birkaç kitabın adını da söyledim ama sabır öneriyorum. Yani dizi seyretmemeyi öneriyorum mesela. Ya insanın bazı şeyleri hayatından atması gerekiyor. Bu konuda biraz maalesef acı konuşacağım ama bir mesela çok beğendiğim, saygı duyduğum bir game developer var, Jonathan Blow. O mesela şey yapmış, hayatında adam bir noktada karar vermiş, şey yapmıyor, kompetitif spor izlemiyor. Yani kompetitif spor maçı izlemek diye bir şey yapmayacağım ben demiş adam. Ve bu hayatından çok büyük bir zaman kurtarmış. Benzer bir şeyi, yani ben bunu yapamadım. Yani ben hani yakın zamana kadar, yani çok uzun yıllardır kompetitif spor ben de çok az seviyorum ama işte Amerikan futbolu seyrediyordum ben, bir takımı çok seviyordum oradaki. Ve işte bizim Filenin Sultanları'nın voleybol maçlarını hem Türkiye Ligi'nde hem yurt dışı milli maçlarda seyrediyorum bir miktar. Halbuki bunu bile yapmamam belki de lazım. Ama mesela benim yapmadığım şey dizi seyretmiyorum mesela. Film sadece. Film çünkü yani başlayıp biten bir şey. Ama diziler bizi hani böyle sezon tekrar izleyelim diye konu uzatır. Yani o böyle drama as a service, yani dizi denilen şey. Mesela öyle bir şeyi hayatınızdan çıkarabiliyorsanız bunun karşılığında çok fazla okuma yapabilecek zaman buluyorsunuz. Öyle bir şeyi düşünmenizi öneririm. Yani hani gidip de bütün eğlenceyi hayatınızdan çıkarın demiyorum tabii ki ama yani bazı şeyler çok gizli gizli hayatımızdan çok zaman alıyor. Bir spor takımının fanı olmak falan. Yani hani bütün bir lig sezonu boyunca her hafta pazar günü 2 saat maç seyredip üstüne de 3 saat yorum seyrediyorken falan buluyorsanız kendinizi bir böyle bir olasılık, ya bunu ben komple bıraksam ne olur? Yani ne kaybederim? Karşılığında ne kazanırım? Gibi bir soruyu sormaktan fayda var. Kitap, film önerilerim bu şekilde. Kitap sonsuz, film dizi sıfır şeklinde bir öneri paylaşmış olayım. Teşekkür ederiz. Ben kendimi tutamayacağım. Bir yorum yapmak istiyorum kitap hakkında. Ya bence kitaplara, yani insanlar çok fazla okumaya aşırı değer atfediyor. Ben bu konuda çok ayrık bir düşüncem var. Paylaşmak istiyorum. Okurken bence bir başka kimse bizim için düşünür. Biz sadece onun zihin sürecini takip etmekle yetiniriz. Düşünme işinin büyük bölümü zaten bizim için bitirilmiştir. Okurken zihnimiz aslında başka birisinin düşüncelerinin oyun alanından başka bir şey değildir. Yani demek istediğim, yani mükemmel... Şeye karşı nasıl karşılaştırıyorsun bunu? Bir şey izleme deneyimine nazaran nasıl buluyorsun? Yani bir şey izlediğinde niye falan? Daha faydalı bence. Yani buna kesinlikle daha faydalı. Okey. Yani genelde benim bu konuda okuduğum, gördüğüm şöyle bir şey var. Okumak, yani kağıt üstünde yazılı olan bir şeyi gözünle takip edip okuyarak o serileştirilmiş bilgiyi, bilgi örgüsünü kafanda bir network'e çevirmek aslında bence senin söylediğinden çok daha okuyucu katılımlı bir süreç. Yani aslında okuma halinde biz yazarın düşüncelerini bir ses olarak kafamızda duyuyoruz, evet, ama onu birbirine bağlayıp şekillendirip bir bilgiye çeviren biziz. Ve bu aslında sırtına yaslanıp televizyonda izlenen bir şeyin içinde kaybolmaktan çok daha immersif bir, çok daha proaktif bir deneyim. Öbürü daha immersif. Yani bir multimedya video, multimedya content izlemek daha senin içine alan bir şey ve multimedya content aynı zamanda senin fark etmediğin başka şekillerde bir yandan manipüle edebiliyor. Çünkü arkada müzik çalabiliyor. Arkadan böyle işte senin dikkat etmediğin yerlerde işte rengin tonuyla, karanlıkla vesaireyle senin sözler olarak proses etmediğin, direkt shortcut olan beyninde emotionlarını doğrudan hit edebilen bazı triggerları sana gönderebiliyor. Bu yüzden herkes televizyon seyretmeyi
kitap okumaya daha kolay bir deneyim olarak buluyorum. Çünkü yani hiçbir şey yapmadan oturup arkana yaslanarak bir şey izleyebiliyorsun. Bu tabii içeriğin ne olduğuna çok bağlı bir şey. Onu ayrıca tutuyorum ama okuma katılımcıdan yani şey kişiden daha çok enerji alan bir şey diye genelde klasifiye edilir. O yüzden bazı avantajları var. Yani seni düşünmek zorunda bırakıyor okuma. Düşünen yazarın dediği şeyleri sen de kafanda kurgulamaya çalışıyor oluyorsun. Ve bu bir enerji ve proaktiflik istiyor. O yüzden bence entelektüel etkileşim bir form faktör olarak bir avantaj var. Bir de orada şöyle bir şey daha var. Uzunluk avantajı var. Yani bir kitapta 300 sayfada bir grup argümanı ben çok detaylı inşa edip sunabilirim. Ama bir filmi sen oturup yani 2 saat film seyredemiyorsun. O yüzden hani video kontentinde işte belli bir şeye sığması gerekiyor. Ona sığdırmaya çalışırken işte kısaltıyoruz, şey yapıyoruz falan. Hani ben diyorum ya demişse ben artık 20 dakikalık videoda anlatabileceğim şeyleri bitirdiğimi neredeyse hissediyorum. Ve bundan sonraki anlatacağım şeyi mesela ben bunu kendimde çok yaşıyorum. Yani şu konuda bir gün bir şeyler anlatmam lazım. Ama bunu ben yani video yapsam olmaz. Çünkü format uymuyor. Daha long form bir formata ihtiyacım var. Belki bunu bir gün ben kitap olarak yazarım diyorum mesela çekiliyorum. 200 sayfalık bir kitap olur bu diyorum. Hani kitapla ilgili bir de o avantajı da unutmamak lazım. Çok daha uzun ve çok daha derin bir konuyu böyle çok etraflıca sunma şansı veriyor bilgi exchange olarak. Ama yani o okuyucunun bunda ne kadar ya ben bıraktım benim beynim şu anda yazarın fikirlerinin böyle cirit attığı bir yer haline getirdi. Boş olarak duruyorum gibi bir deneyim mi yaşıyor yoksa kendisi alan her kelimeyi vücuca ekleyerek bir takım konseptleri mi inşa ederek daha hands-on diyeyim. Daha hands-on bir düşünmemi deneyimliyor. Onu bilmiyorum. Enteresan bir nokta dediğin. Yani karşı çıkıyor değilim. Sadece birkaç ilave perspektif dağıtmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Dediklerinizi ben not alacağım. Teşekkür ederim. Yayının sonuna geldik. Benim için çok keyifli bir yayın oldu. Kendime bir sürü not çıkaracağım. Çıkardım da. Tekrar izleyeceğim. YouTube kanalımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bu arada okumak konusunda evet. Bence dediklerinizde de haklıydınız. Yayından da teşekkür mesajları geliyor. Ben şimdi yayını sonlandırıyorum. Teşekkür ederiz.